Artık o kadar çok kişinin başına gelmeye başladı ki internetten sipariş verirken güvenilir sitelerden şaşmamakta fayda var. Anne ve iki kızı sosyal medya üzerindeki bir hesaptan 3 bot siparişi verdi. Gelen kargoyu açtıklarında ise başlarına kaynar su döküldü. Bot yerine babet gelmişti. Nasıl dolandırıldınız? Ya çok kolay oldu aslında. Biz şunu, şunu ve şunu sipariş verdik. Bot sipariş verdik. Botun yerine gelen ayakkabılar. Ben bu ayakkabıları bedava verseler hayatta almam. Sosyal medya üzerinden bot siparişi verdiler. Dolandırıldıklarını kargo ile gelen babetleri görünce anladılar. Haram olsun ya, zehir zıkkım olsun o paralar. Esenler'de yaşayan anne ve iki kızı Instagram'da binlerce takipçisi olan bir hesabın tuzağına düştü. Bu 3 botu beğendiler. 150 lira ödeyip sipariş verdiler. Bot bulduk, çarık bulduk. Dolandırıcılar cazip bir kampanya sundular. Aslında 2 bot alana bir tane bedava, yanına da 3 parfüm hediye dediler. Anne ve kızları bu kampanyaya inandılar. Ödemeyi yaptılar. Botları beklemeye başladılar. Ama botlar yerine işte bu babetler geldi. Efendim, ne hissettiniz bunları görünce? Vallahi tansiyonum çıktı. Ne, ben şaşırdım. Biz parfümden ümidi kestik aslında. Bot gelse şükredecektik. Bunlar geldi. Babaannem bile beğenmedi. Dolandırıldık be. Şunları bana verirler. Ben bunları almam dedim. Evde kimse giymeyeceğiz. Size mi layık gördüler ben bunları? Alırsam şu karalardan. Bunlar da yağmaz. Ufak geldi. Para gitti. Uyduruk babetler elde kaldı. O dolandırıcılara ise artık ulaşmak mümkün değil. Telefonlarını hiçbir şekilde açmıyorlar. Kayıplar yoklar. Yoklar. Cehennemin dibine gitmişler. Sosyal medya dolandırıcılarına 150 lira kaptıran aile herkesi uyardı. Asla ve asla inanıp güvenmesinler, almasınlar. Pazarda bu ayakkabılar 10 lira.